Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP milletvekillerinin anayasanın gerektirdiği meclisin üçte biri 200 milletvekillik toplantı yeter sayısını sağlamadıkları için kapandı. Bu bir elbette yorgunluk, bir iştahsızlık, bir tükenmişlik işareti. Meclisler ilk çalışmaya başladıklarında büyük bir heyecanla başlarlar. Biz ilk günkü azmimizle, şevkimizle, heyecanımızla ve seçim yaklaştıkça iktidara doğru yürüyor olmanın verdiği sorumluluk ve enerjiyle aynı kararlılıkla görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Ama bir tarafta kendi deyimleriyle metal yorgunluğu var. Onların kafaları başka yerlerde belli. Artık nereye gelindiğini, nereye savrulduğunu biliyorlar, görüyorlar. Ve biz bu süreci iktidar partisinin hele hele ki işte geçtiğimiz haftalarda Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisi yok sayarak o sorunu çözdük, bu sorunu çözdük. Hiçbiri çözülmedi. Daha meclise gelecek bir kısmı bu hafta EYT ve kadro ne zaman gelirse o zaman çözülecek. Olumlu katkı sağlayacağız ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın vaatlerini yerine getirmek üzere toplamda 340'a yakın milletvekilleri olduğu halde Cumhur İttifakı'nın 200'ünü bir salona toplayıp da meclisi çalıştırmaları mümkün olmuyor. Bunu meclise bu yılmışları, yorgunları yeniden yollamayarak en doğru kararı milletin vereceğini düşünüyoruz. Bizim gibi muhalefetteyken azimle, kararlılıkla çalışan, muhalefetteyken taşerona kadro verebilen, emekliye iki maaş ikramiye verebilen, 3600 ek göstergeyi yapan, çözdürmeyiz de çözdürmeyiz dedikleri EYT'yi çözülecek noktaya kadar getiren hem genel başkanımızın, genel merkezimizin hem de parti grubumuzun enerji ve kararlılığını milletimizin iktidar olma talebimize göstereceği teveccühe arz ediyoruz. Yoksa bu arkadaşların artık bu yükü taşıyamadıkları açıkça ortada. Bir yandan da çok özlediğimiz bir meclis teamülü geri gelecekti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin unutturduğu bir mesele var. Ülkede kritik konular olduğunda negatif gündemler, üzüntülü meseleler ya da pozitif gündemler. İktidar partisi muhalefet partileri ziyaret eder, haber verir, destek ister. Bazen kamuoyunda konuşulamayacak şeyler konuşulur. Ama bu gündemler bitti. Dışişleri Bakanlarının liderler turuna çıkması, dış politika ile ilgili bilgiler vermesi, İçişleri Bakanlarının önemli konularda, devlet sırrı olabilecek konularda açıkta konuşulmayacak şeyleri liderlerle, partilerle konuşması, bunların hepsi AK Parti döneminde unutuldu gitti. Tek adam rejimi, o biliyor, o karar veriyor, o söylüyor, ne derse o oluyor diye yürüyüp gidiyorlardı. Buralara geldik. Sayın Genel Başkanımızın başörtüsü konusundaki çıkışı, kanun teklifi, daha sonra bu konuda ya sizin kanun teklifiyle olmaz, anayasa değişikliği yapmalıyız diye gelen yaklaşım ve meclisten, siyasi partilerden randevu istenmesi. Biz bu ilk istendiğinde randevuyu verdik. İkinci randevuyla ilgili de istendiğinde bizim geleneğimizde, 100 yıllık geleneğimizde yok bir siyasi partiyi reddetmek. Hatta geçmiş dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi seçim güvenliği için randevu vermediğinde de bunu da yadırgamıştık. Ama biliyorsunuz randevu talepleri gidilen, el sıkışılan ve karşılıklı bir yerde buluşulan ve ondan sonra müzakerelere başlanan bir noktayken dün söylediğimiz ifadeyle Adalet ve Kalkınma Partisi bir yandan randevu isterken bir yandan İyi Parti ve CHP'den birer milletvekilinin 1760 dokunulmazlık dosyası içinden ikisini çekerek adeta muhalefete balta çektikleri bir süreci yaşadık. El sıkışmaya savaş baltalarıyla gelinmez dedik. Özlem Hanım demiş ki bize bunu söylemediler. Ben Özlem Hanım'a sen savaş baltası çektin demiyorum ki. Saray balta çekti bize. Partiniz balta çekti. Size de nezaketle görüşme talep ettiriyor. O durumda şu durumla karşı karşıya kalacağız. Ya adamlar bir yandan milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmaya çalışıyorlar orada.
bir yandan bu partiyle oturmuş müzakere yapıyorlar. Yani bunu akla, mantığa, siyasi teamüllere uygun gören varsa beri gelsin. Biz de uygun görmedik. İyi Parti de uygun görmedi. Bugün açıkladığımız gerekçelerle o komisyona da katılmıyoruz. Ve son durum şuna dönüştü. Adalet ve Kalkınma Partisi ve İttifak Ortağı, küçük ortak MHP el ele, diz dize, göz göze bugün komisyondalar. Komisyonda muhalefet yok. Komisyon iktidar tarafından oluşturulmuş ve muhalefetin dokunulmazlıklarını kaldırmaya kalkıyorlar. Siyasette iktidarlar meşruiyetlerini muhalefetin varlığından alırlar. Çünkü her türlü yönetimde iktidar olur. Her türlü yönetimde iktidar vardır. Muhalefet demokrasilerde vardır. Bugün karma komisyonda muhalefet yok. Çünkü bu parlamentoda, bu ülkede artık demokrasi yok. Ve çoktandır hak ettikleri bir durumda bugün buradalar. Geçmişte bunları burada bırakmak vardı. Bir başlarına bırakmak vardı. Ama anayasadaki ara seçim maddesini oynuyorlardı. Eğer parlamentoda bir boşalma olursa koşup gidip ara seçim yapıp kendileri doldurup anayasayı değiştirecek o çok özledikleri çoğunluğa koşarlardı. Şimdi geldiğimiz noktada bugün karma komisyonda bir başlarınalar. Artık muhalefetin varlığından kendilerine bir meşruiyet bulamazlar. Bundan sonraki süreçte dikkatle takip edeceğiz. Bu gözü dönmüş iktidar bloğunun ne yaptığını ve gerekli cevapları kendilerine gerektiği zamanda ve zeminde vermeye devam edeceğiz. Bir de bir yandan bugün AK Parti MHP'yi ziyaret etti. Muhalefet turları kapsamında, anayasa görüşmeleri kapsamında bugün bizden randevu istemişlerdi o saate. Bizden randevu alamayınca MHP'ye. Ya birlikte imza atmışsınız. AK Parti MHP'ye niye gidiyor? MHP bunu niye kabul ediyor? Ne yapıyorsunuz yani? Yani bize çikolata getireceklerdi herhalde, tatlı matlı. Kabul etmeyince boşa gitmesin MHP'ye yediriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu nasıl bir anlayıştır ki muhalefetten randevu talep ettiler. Hiçbir muhalefet partisi vermeyince dönmüşler birbirlerini ziyaret ediyorlar. Bu hale düşünce muhalefetin yokluğunu, muhalefetin yüzünüze vurduğu yokluğunu sözde muhalefet partisiyle, makbul muhalefet partisiyle dönemin, şimdi de küçük ortakla gideremezsiniz. Öyle bir tutumdasınız ki, öyle bir hale geldiniz ki nasıl geldiğinize değil, nasıl gittiğinize bakarlar. Erdemliler hareketi diye geldiniz. Mağduriyetleri söyleyerek geldiniz. Birçok şey vaat ederek geldiniz. 20 yılın, 21 yılın sonunda mahallede, koridorda, mecliste kimse selamınızı almaz hale geldi. Bu duruma nasıl savruldunuz? Bu duruma sizi ne getirdi bir görün. Bundan sonra bu milletin karşısına gidip de ben iktidar olacağım, ben kucaklayıcı olacağım, ben en iyisini yapacağım nasıl diyeceksiniz? 20 yılın sonunda oturup bir çay içemez hale getirdiniz. Muhalefetle bir çay içemez hale geldiniz. Bir akıl, randevu istediği saate dokunulmazlık kaldırıyor başka bir salonda. Bu akıl neyi amaçlıyorsa bu kutuplaşmayla, bu milletin ferasetinden onay almaz. Bu milletin öngörüsü, bu milletin iyi niyeti bu tip kötücül akıllara, bu tip şeytani tasarımlara geçit vermeyecek. Bundan eminiz. Bir yandan da inanç özgürlüğü diye konuşup o inanç özgürlüğü meselesini sadece bir zaviyeden ele alıp daha düne kadar bütçeler ayırıp ziyaretler yapıp bilmem ne yapıp açılımlar yapıp ama Alevilerin inanç özgürlüğüne saygılı olmayıp ibadethanelerin ve cemevlerinin su faturalarını ödüyoruz diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi bu. İnanç özgürlüğü ama
Bir mezhebe inanç özgürlüğü, bir başka mezhebe ayrımcı bir dil. Sakın ha diyor, faturaları ödüyorum diye seni ibadethane sayıyorum sanma diyor. İbadethanelerin ve cemevlerinin faturalarını ödüyormuş beyefendi. Bunları konuşmuyorlar. Bir zaviyeden başka bir şey konuşmaya endeksli bir yapı. Tayyip Erdoğan demişken, dün kendisi herkes aday ismi beklerken demiş, masada çıka çıka ülkeye 6 kişiyle yönetecekleri bir karar çıktı diyor. Esnafların karşısında ve diyor ki en iyi siz bilirsiniz. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Ya yok böyle bir şey. Bir bilen anlatsın Allah aşkına. Bu gemilerde 1. kaptan, 2. kaptan, 3. kaptan, 4. kaptan var. Öyle bir kaptanla seni salmazlar. Elbette 1. kaptan olacak. Ama öyle bir kaptanla gideriz dersen, bir kaptan her şeyi yapar dersen, 2. kaptan, 3. kaptan, 4. kaptanın görev sorumluluklarını görmezsen, ortak aklı görmezsen, görmediğini gösterecek bir başka göze, duymadığını duyuracak bir başka söze, düşünemediğini anlatacak bir başka akla saygın yoksa, işte tek kaptanın inadıyla 20 yılın sonunda geldiğimiz felaket ortada. Batıyor gemi. Ama Titanic gibi hep beraber yandaş basına, yandaş gazeteciye daha yüksek çalın, daha yüksek çalın. Battığımızı duymasınlar. E batınca anlarlar. Boğulunca anlarlar. Haberi yapılmıyor diye yoksul olmayan bir ülke var mı? Yoksulluk varsa haberi yapılır. Haberi yapılmayınca yolsuzlukların üstü örtülmez. Sadece bir süre gizli kalır. Haberi yok, haberi yapılmıyor diye işsizlik, haberi yapılmıyor diye ümitsizlik, kimsesizlik ortadan kalkmıyor. O yüzden bugün başka bir noktadayız. Bunu herkesin görmesi lazım. Ve dönmüş diyor ki, efendim bir arabada diyor, iki şoför olur mu? İki şoför muhakkak kaza yaptırır. Ya hiçbir şeyden de haberleri yok. Uzun yola çıkan bir otobüsü ikinci şoförü, üçüncü şoförü olmadan terminalden çıkarmıyorlar. Bu alışmış her şeyi tek başına yapmaya, direksiyonu bırakmamaya, farkında değil yakalandı demokrasinin takografına. Gelişmiş ülkelerde iktidara gelinir, iktidardan gidilir, bir daha gelinir, bir daha gidilir. Ama şoför koltuğuna yapışmak, direksiyona yapışmak, bütün yorgunluğa, bitkinliğe, uykusuzluğa rağmen ben kullanacağım daha inat etmek, işte ülkeyi şarampole yuvarladığının itirafı bu. En iyi siz bilirsiniz dediği şoför esnafının temsilcileri var karşısında. Onlar bilir ki belli bir saat kullandıktan sonra dinlenmeden olmaz. Demokrasilerde seçimler bunun için var. Ama bu direksiyonu da bıraktı, şoför koltuğuna tutundu, kalkmam da kalkmam. Şarampole gidiyor memleket. Felakete gidiyor memleket. Tam kendi sözüyle, tam kendi tasviriyle avlanmış zaten. Elbette ki ülkeyi yönetme iradesi Cumhurbaşkanı'nda olacak. Ancak Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetirken iletişim içinde, istişare içinde olacak. Ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yıl olduğu gibi bu ülkedeki herkesi kucaklayan, hiç kimseyi dışlamayan, ortak akılla bu ülkeyi yöneten ve Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın yarışı bir yana seçimden sonra Türkiye İttifakı olarak Cumhuriyet'in 2. yüzyılında yoksulluktan, işsizlikten, çaresizlikten bu ülkeyi kurtarmak için dostlukla, anlayışla, konuşarak, eş güdüm halinde ve istişareyle yönetecek. Bu bir zafiyete değil, bu bir kararlılığa, bu bir eksikliğe değil, bu sizlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kaybedilmiş bir dayanışma ve istişare anlayışına vurgudan başka bir şey değildir. Buradan size ekmek çıkmaz. Ha demiş ki sivil darbe teşebbüsüdür anayasaya aykırı bunu yapmak. Tam yine suçüstü yakalandı. Bir, bu topraklarda bir sivil darbe teşebbüsünden bahsedeceksek birinci sıraya 1 Kasım'da %49 oy almış başbakanı takip eden Mayıs ayında
parti içindeki bir meseleden dolayı alıp da başbakanlık görevinden etmektir. Sivil darbe. Sayın Davutoğlu 1 Kasım'da iki kişiden birinin oyunu aldı. Mayıs ayında efendim il başkanı atama yetkisini genel başkandan alalım. Tayyip Erdoğan'ın sözünü dinleyen MKYK'ya dağıtalım imzası üzerine. Ne oluyor deyince çağırdın da tarafsızken, anayasa tarafsız olmanı yazıyorken bir partinin genel başkanını partideki delege gücünle genel başkanlıktan indirip bir partinin genel başkanını değiştirip ülkenin başbakanı değiştirdin. Bundan âlâ sivil darbe varsa anlatan beri gelsin. Daha ne konuşuyorsunuz? Daha ne konuşuyorsunuz? O tarihte anayasada senin partisiz olduğun, tarafsız olduğun apaçık yazıyordu. Peki ne diyor? Anayasada yazmıyormuş Cumhurbaşkanı'nın altı parti lideriyle istişaresi. Bu sivil darbeymiş. Bahçeli diyordu, Bahçeli tane tane. Recep Tayyip Erdoğan anayasaya uymuyor fiilen. Fiili durumu anayasaya yazalım diyordu. Demek ki senin yaptığın sivil darbeymiş. Anayasaya uymuyor. Fiili durum anayasaya yazılmalıdır ne demek? Tam da bu dediğin demek. Bunun yanında ayrıca HDP'nin belediyelerine kayyum atamaklar. İstanbul Büyükşehir'e kayyum atama hevesi. Meslek örgütlerine kayyum atama hevesi. Bunların hepsi sivil darbenin daniskasıdır. Ne konuşuyorsunuz? Bunlar için ama bunları nerede anlatacağız diyoruz ya. Allah'tan Haliç kıyısında Kasımpaşa'da bir Recep Tayyip Erdoğan müzesi yapıyorlarmış. Doğru. Vallahi hepsi olsun. Siirt'teki şiir de olsun. Sonra anayasayı birlikte değiştirip bir demokrasi ayıbını kaldırmamız da olsun. Siirt'ten milletvekili olman da olsun. Sonra gidip o Siirt'in halkının %70'le seçtiği belediye başkanına kayyum ataman da olsun. Bütün süreç olsun. Dönsün dolaşsın gelsin. İşte bu yaptığın sivil darbe de olsun. Bu son günlerde tevessül ettiğin her şey olsun. O müze öyle hep demokraside yaşanan güzellikler değil. Bu ülkeye yaşattıklarınla bitecek insan. Nasıl geldiğin kadar nasıl gittiğin. Müzenin giriş kapısının şaşası kadar çıkış kapısındaki utanç fotoğrafı da duracak. Memleket bu hale getirilir mi? Bu kadar acımasız, bu kadar bir partinin emrine bir devleti sokmak, bu kadar ikili bir hukuk sistemi, suç işleyen, suç şüphesi muhalifteyse sabah beşte koçbaşı, suç şüphesi yandaştaysa, suç şüphesi ittifak ortağındaysa, görmeyen, duymayan, konuşmayan uçmayın. Var mı böyle bir şey? Hepsini konuşacağız. Dün tabii muhtıra yedi. Sivil darbe demişken iki tane muhtıra girişiminin altını çizeceğiz. Birincisi, askerler sadece iktidara darbe girişiminde bulunmaz. Muhtıra vermez. Gördük, Recep Tayyip Erdoğan konuşurken onun muhalefette alay eden dilini alkışlayanlar muhalefete hat bildirme, muhalefete gözdağı verme, millete istikamet verme noktasındadır. Seçim üstü bir siyasi polemikte gitmekte olan bir partinin genel başkanını böyle alkışlarsanız gelmekte olana veya gelecekleri seçeceklere biz buradayız tarafımız belli dersiniz. Bu bugün muhalefete muhtıradır vücut diliyle ama aşkın zamanlı darbe teşebbüsüdür geleceğe yönelik. Bunu görürüz. Bunu milletimize anlatırız. Peki gün gelir efendim Biden demiş ki muhalefetle çalışacağız. 6 ay geçmiş ne kendileri duymuş görmüş de muhalefet buna tepki vermedi. Kardeşim sen askerin siyasi tutum almasına iktidardan bir tepki var mı? Ey Ömer Çelik askeri vesayet sivil vesayet vesayetin bilmem nesi konuşsana iki satır. Komuta kademesi pozisyon alıyor. Geleceğin ülkenin müstakbel yöneticilerine, cumhurbaşkanlarına, bakanlarına pozisyon alıyor. 5 ay sonra emrimize girecek adamlar
tutmuş şimdi siyasi pozisyon açıklıyor. Bu seçmene istikamet vermek değil mi? Buna iktidar bir şey demeyecek mi iktidar? İki, dün bir tane daha muhtıra var burada. Burada Cumhurbaşkanı'na açıkça muhtıra verildi. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantı salonunda, Devlet Bahçeli ağzından ve isteyerek, bilerek, tasarlayarak prompterdan okumak marifetiyle. Bir MİT raporu var. MİT raporu bir siyasi cinayetin, Sinan Ateş cinayetinin detaylarını Cumhurbaşkanı'nın önüne koymuş. Ankara Emniyet Müdürlüğü, zaman zaman eleştirdiğimiz yönleri olabilir. Emniyet teşkilatının yönetenlerin, yarın onların nasıl olduğunu ve nasıl yetki aşımları olduğunu anlatacağım. Yarın burada inanılmaz bir dosya açıklayacağım. Ama Ankara Emniyeti'ne şimdi söyleyecek bir söz yok. Tak 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 tak, son firariyi de yakalayacaklar. Sonrasına bakacağız. Ama orada MİT raporu var ve o MİT raporunda Cumhurbaşkanı'nın önünde ve Devlet Bahçeli dün şu cümleyi kuruyor. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ne demek? Bu ne demek? MİT raporu sunulmuş Cumhurbaşkanı'na ve orada şüphesiz ki beyefendiyi rahatsız edecek, sıkıntıya sokacak dünya kadar bağlantı var, dünya kadar kanıt var, dünya kadar fotoğraf var ve o rapor üstlerine diyor ki cinayet üzerinden siyasi kurgu planlayanlara tekrar haykırıyormuş, adayım belli, kararım net, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bu mektubu okudu mu, okumadı mı, bunu merak ederiz. Okuyup da duymazdan geliyorsa bunu not ederiz. Ama şunu da görmezden gelmeyiz. Bu mektubu Erdoğan okumasa bile ben okudum. Kararında bir değişiklik olursa ya da ileriye doğru ben buradayım ve ben buradayken sana bir şey olmaz diyen biri var, Süleyman Soylu. Ne diyor? Bir kişi kaldı diyor. Onu da bulup adalete teslim etseniz işimiz bitecek. Tetikçiyi söylüyor. Elbette bulunmalı. Elbette bulunacak. Ama nasıl işimiz bitecek ya? Adli vakalar failin yakalanmasıyla biter. Siyasi cinayetlerde sadece faille değil, azmettiricilerle ve cinayetin tasarlandığı mahfillerle de ilgilenilir. Burada Süleyman Soylu bir güvence veriyor. Tetikçiyi de yakalayacağız ve iş bitecek. Yani işin siyasi ayağı var mı? Bu siyasi cinayet nerelere uzanıyor? Bu siyasi cinayeti işleyenler belli, orada bitecekmiş. İşletenler ne olacak? Bu konudaki kamuoyu merakı tatmin edilmeden, kamuoyu vicdanı rahatlatılmadan nasıl olacak? Suç İşleri Bakanı. Yani bir muhtıra devletin başına, ittifak ortağından adayı gözden geçiririm dese daha az sansasyon yaratması lazım. Çok usturuplu ve üstün bir dille, tehdit etmeyi bilen bir dille, çok usturuplu bir şekilde yazılmış. Bu mektubu başka okuyan varsa siyaseten tartışalım. Tabii dün Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu diyenler var. Ya Devlet Bahçeli sessizliğini bozsun derken öze yönelik diyoruz. Öze. Sessizliğini bozup neden sessizsin diyenlere küfretmek, hakaret etmek sessizliği bozmak değil ki. Sözü başka yerde tüketip söylenecek yere söz bırakmayarak başka bir sessizliğe bürünüyor. Başka bir karanlığa bürünüyor. Böyle bir şey yok. İşin özüne yönelik bir ses istiyor herkes. Ve bir cinayet işlenmiş. O cinayete karşı bu korkutucu suskunluk zaten merak uyandırıyor. Yoksa konuşulsa kim ne diyebilir? Bugüne kadar neler neler oldu?
açık bir tavır alınsa, suçlular bulunsa dese, suçu işleyen evladım olsa ben teslim ederim dese başka. Hiçbir evladımı teslim etmem lafı başka. Ya o evladım bir suçun parçasıysa, azmettiriciyse. Hiçbir evladımı teslim etmem. Anayasal düzene, hukuk devletine, onun uygulayıcılarına karşı bir meydan okumaktır. Kusura bakmayın. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil o meydan okumalar. Farklı okuyan varsa bu mektubun bu tarafını, bunu da konuşalım. Ama konuşmamak için tweetlerini yoruma kapatan bir parti yönetimiyle karşı karşıyayız. Çünkü altına biz zaten gidip de eleştiri yazmıyoruz. Biz ne işimiz var MHP'nin tweetine eleştiri yazmak? Kendi tweetimizi atar geçeriz. Bizim kitlemiz de yazmıyor. MHP'liler, ülkücüler yazıyor o tweetlerin altına. Kimsenin görmesini istemediği isyanı, soruları, hayal kırıklıklarını, yakarışı, kimi istifa dilekçelerinin örneklerini. En son benim işim iktidarı takip etmek. Bir şey eksik kalıyorsa orada bir mana var mı diye bakmak. Dün bir şey dikkatimi çekti. Parlamento Muhabirleri Derneği'ne meclisteki tüm siyasi parti grupları, mecliste grubu olmayan siyasi partiler, hatta grupları gitmesine rağmen meslekleri icabı ya da doğru buldukları için pek çok milletvekili tek tek ziyaret etti. Bugün, dün buradan gelen giden eksik olmadı. Bir tek MHP yoktu. PMD ile arası bozuk olduğu için değil. Her sene gelirler. Ama orada birçok basın mensubu varken dün biz her soruyu yanıtladık. Çünkü yanıtlayamayacağımız soru yoktu. PMD ziyaretinin bile pas geçilmiş olması sorulacak sorudan, bozulması istenen suskunluktan ne kadar kaçıldığının bir göstergesidir. Buna başka bir yorum olan varsa onu da tartışmayız. Süleyman Soylu dün esip gürlemiş, her şeyi söylemiş, dönüp bir tane de bir makarası var bunun. Dördüncü kez aynı şantajı yapıyor. Ya bir bilgin, belgen, kaydın, kuydun varsa git ver savcıya kardeş. Paylaş kamuoyuyla. Efendim işte ya birisi çıkar da bunu verirse ihaneti vataniye. Allah! İhaneti vataniye diye bir kanun varsa galiba bir kişi için olacak olsa sana kalır onun hak. Yani hakikaten senin payın diye hepimiz teslim ederiz. Ama sen bir de yarını bekle bakalım. Sen üçtür dörttür söylüyorsun. Sen 10 kere aynı yalanı atarsın, unut unutur bir daha atarsın. 5 kere aynı şantajı yaparsın, unut unutur yaparsın. Hadi açıkla deyince teröristi İBB'de çalışan temizlik işçisinin kardeşinin terör irtibatı var dersin. Biz de çıkarız sana senin bakanın kardeşinin de FETÖ'den firarı var deriz. Tık diye kalırsın böyle. Sonra savunma. Çataklı öyle yaptı böyle yaptı. Süleyman Soylu'dan savunma. Zaten 5, 6, 7 belki de 8 yıldır kardeşiyle görüşmüyor. Ertesi gün Çataklı diyor geldi ifade verdi. Süleyman Soylu'nun ruh halini buradan görün. Çataklı'dan da şu soru cevaplarını sorun lütfen. Ne zaman geldi? Hangi yolla geldi? Hel aranan gibi havaalanında gözaltına alındı mı? Terör savcısının karşısına çıkarıldı mı? Tutuklandı mı? Ev hapsi mi var? Denetimli serbestlik mi var? Yoksa bırakıldı ve sınırı geçip Mali'ye, Paris'e, Pensilvanya'ya kaçtı. Bunlara bir cevap da bekliyoruz. Ama Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak. Bir büyük dosya. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak. Böyle açıklamalar bu dönemlerde riskli. Kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa, o dosyayı açıklayacak en az 3 arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi. Bu dönemlerde bir gün sonra bir şey açıklayacağım demenin nasıl bir riski olduğunun hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine teslim olmayız. Başımıza gelebilecek en kötü ihtimal için bile 3 tane tedbirimiz var. Çünkü asıl olan kişiler değil, kurumlardır. Bu milletin
yüksek menfaatleridir. Bu milletin yüksek menfaatlerine dokunanların ifşa edilmesi ve bu milletin kendi helal oylarıyla başından def edilmesi en önemli hedefimizdir. Şimdi şurada küçük bir konumuz kaldı, onu da söyleyeyim. Sonra soru varsa alıp bitireceğim, sürenin de sonuna geliyoruz. Soylu, Bahçeli ve Destici. Bazı açıklamaları var. Genel başkanın bir danışmanının bir videosu üzerinden. Tabii orada ustaca bir yalan kurgulanıyor. O salona basın toplantısı yapılınca getirilen bayraklar var. Basın toplantısı olmayınca tabii ki gidiyor. Hepiniz biliyorsunuz, bütün basın mensupları. Bir mülakat öncesinde tutulmuş ve sadece parti bayraklarının getirildiği bir mülakat verilmiş tek açıdan. Onun başka bir alternatif açıdan fotoğrafına Türk bayrağı kaldırıldı. Onu yapacak adamın Özgür Özel ve bütün Cumhuriyet Halk Partililer alnını karışlar. O görüntüden de rahatsızlığımız en üst noktadan iletildi ve gerekeni de yapıldı. Ama neymiş? Efendim öyle miymiş, böyle miymiş? Ya kardeşim, ben size şunu soracağım o zaman. Geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'nde Hüdapar Genel Başkanı 2,5 saat durdu mu? İttifak sinyali verdi mi? Görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi mi? Şimdiden açıklamayayım deyip bir takım, yani ne yolda olduklarını söyledi mi? Herkes izledi mi? İzledi. Bakın, ittifakı genişletmeye uğraşıyorlar. Doğu Güneydoğu'daki Hüdapar oylarını Cumhur İttifakı'nın adayına yönlendirmeye çalışıyorlar. Devlet Bahçeli partisinin programında şu yazıyor: eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olmalı. Doğru mu? Doğru. İnkar eden yok. Hüdapar'ın programında şöyle yazıyor: Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli. Abi, hapıracaksan, köpüreceksen ittifak ortağına köpür. De ki sen bunu nasıl genel merkezine kabul ediyorsun? Biz hani eğitim dili her kademede Türkçedir diyen MHP'den Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olsun Hüdapar'a. İttifaka bak, hizaya gel. Biz ana dilin öğrenilmesi, okullarda Kürtçenin kullanılması, bunlarla ilgili CHP hiç mi söylediğinden de geride kalmıyor? Ailenin tercihi noktasında Cumhuriyet Halk Partisi, hepsi programımızda ne yazıyorsa altına imza atıyoruz. Ya MHP yırtıyor kendini, eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçedir diye. Hüdapar ise eğitimle ilgili zaten tamamen hepsini yazmış. Ha bak, bir şey daha Sayın Bahçeli: ne mutlu Türk'üm diyene gibi yazılar silinmeli. Bir Türk dünyaya bedeldir şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir Hüdapar programından. Hayırlısı olsun yeni ortağınız. Onu da sindirirsiniz. O da olacak. Recep Tayyip Erdoğan neler diyordu, şimdi ne diyorsunuz? Gerçi bu mektubu okumazsa bir 180 derece dönüş daha var. Belli. Dünkü diplomasi diliyle yazılmış ağır tehdidi herhalde okuyordur Recep Tayyip Erdoğan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa çok kısa cevaplayalım. Sayın Genel Başkanımızın bahsettiği mesele bazı arkadaşların çekmeye çalıştığı bir nokta değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan'ın helalleşme olarak ifade ettiği, geçmişte kırmaması gereken kalpleri kırdığı, giremediği gönüllere girmeyi arzu ettiği bu süreçte bir toplumsal mütabakat, toplumsal kucaklaşma, toplumsal helalleşmeden ibarettir. Buradan ileri yorumlar çıkarmak siyasi maksatlıdır. Buyurun. Hepsini dikkatle takip ediyoruz. Parçası olmadığımız bir tartışmanın bir başka yerinde bir şey söylemeyi doğru bulmam. Sonuçta ittifak ortaklarımız, farklı siyasi partiler, altılı masanın liderlerin kalktığı ve imzaladığı tam mütabakat metni ve o metnin ruhu Türkiye'yi geleceğe taşıyacak ruhtur. Yurt dışına para aktarmıyor. Yurt içinde para dönüyor. Ayşe'nin parası var.
Şimdi gerçekten üzerinde bir basın toplantısı yapmak gereken açıklama. Biz de onu söylüyoruz da. Oradaki durum şu. Ayşe'nin parası asgari ücretli Ayşe'nin parası. Ayşe'nin parası çocuğuna süt alırken vergi veren Ayşe'nin parası. Ayşe'nin parası yokluk yoksulluk çeken Ayşe'nin parası. Verdikleri Fatma, zengin Fatma. Türkiye'nin en üst krema tabakası. Zaten onu söylüyoruz. Diyoruz ki sudan, sütten, şekerden, bebek mamasından alınan vergilerle, elektrikten, doğalgazdan, en temel ihtiyaçlardan alınan vergilerle 200 milyar gitti kur koruma mevduat diye. Parasını dolarda tutmak isteyenlere sen TL'de tut, farkı biz garibanın kesesinden karşılayacağız diye teklif edildi ve ödendi. Zenginden alıp fakire vermesi gerekenler fakirden alıp zengine veriyorlar. Kur koruma mevduat budur. Onun takkesini buna, bunun küllanı buna geçirdik. En sonunda ne yaptınız? En sonunda fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaptınız. Paraya bir tur attırdınız. En sonunda yoksulu yine yoksul bıraktınız. Beşli çeteye ve bir avuç zengine dünya siyaset ve ekonomi tarihinin en büyük kaynak transferini yaptınız. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Buyurun. Ben kulis haberlerinden biz de bazı şeyler okuyoruz. Ancak altılı masadan sayın genel başkanların kurmaylarına bu konuyla ilgili yaptıkları bilgilendirmeler içerisinde böyle bir şey yoktu. Ben böyle bir şeyi sayın genel başkanımdan duymadım. Kulis haber üzerine de bir varsayım üzerine bir şey söylemem doğru olmaz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.